Şu ay sandığın yerini bir daha söyle. Bak söylüyorum. Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Musa'nın zamanında kullanılan kutsal sandık, Kur'an'da geçen, Kur'an'da uzun uzun anlatılan kutsal sandık Taberiye Gölü'nde taşların altında duruyor. İnşallah. İsrail'e de söylüyorum, Birleşmiş Milletler'e, dünyaya da söylüyorum. İnşallah. Kutsal sandık orada açsın baksınlar. İnşallah. Göstert. İsrail'de İlk bulunan... defa ben söylüyorum, onu da söyleyeyim. Taberiye Gölü İsrail'de bulunan. Evet. Sonar görüntülerinde gölde bulunan bir kaya yığınına rastlanıyor. 50 ile 70 metre çapında. İsrail'de bulunan Taberiye Gölü'nde sonar görüntülerinde bir kaya yığınına rastlanıyor. 50 ile 70 metre çapında yaklaşık 10 metre yüksekliğinde bir kaya yığını. Açsın baksınlar. İnşallah. İnşallah. Hocam maşallah tam koordinatını veriyorsunuz. Bir de nasıl yapmaları gerektiğini de anlatmışsınız. Maşallah. Maşallah. Ben Sean Stone geldiğinde söylemiştim. Evet. Göster filmini varsa. Where does the Ark of the Covenant play? What role does the Ark of the Covenant play in the Mehdi's return? Mehdi'nin doğruluğunda delil olarak Musevilere sunulacak. O Mehdi'nin hak olduğunu, doğru olduğunu bütün Museviler o zaman tasdik etmiş olacaklar. Yani Musevilerin büyük bir bölümü Müslüman olacak o delilde. Çünkü içinde mannanın orijinali çıkacak. Bir cam kapı içerisinde saklanan manna. Hazreti Musa'ya ait birçok emanetler. Bunlar bulunacak. Tevrat'ın orijinali bulunacak. Bunlar tabii insanlara çok olumlu etki yapar. Yani samimi, vicdanlı bir insanın Müslüman olması için çok güçlü bir delildir. Ama Mehdi'nin eliyle bulunacaktır. Yani Mehdi vesilesiyle bulunacaktır. Taberiye Gölü'nün dibinde şu an. Bir kısım kutsal emanetlerde Şam mağaralarında, bir kısmı Hatay'da, Türkiye'de, Hatay'da mağaralarda, birkaç mağarada. Olduğu gibi orijinal haliyle duruyor sandık şu an, altından yapılan sandık. İnşallah. Kur'an'da da ayette açıkça da ifade edilmiş zaten. Onu melekler koruyor diyor Allah. Kimse tahrip edemez. Maşallah. 2 Mayıs 2012'de söyledim. Maşallah. 2016'dayız. Bak yerinde göstertiyorum şu an. Bir daha göstert. İsrail'de bulunan Taberiye Gölü'nde 2003 yılında yapılan sonar çekimleri sonucunda bir kaya yığınına rastlanıyor. Çapı yaklaşık 50 metre ile 70 metre arasında. Yüksekliği 10 metre yüksekliği. Ve bu 60 bin ton kaya yığının altında sizin de belirttiğiniz gibi 60 bin ton kaya. 60 bin ton kaya yığının altında. Ve iri kayalar bunlar. Ufak kaya değil. Evet. Evet. Kayaların da resimleri vardı bu şekilde. Alta doğru da derin. Alta doğru da yığma var. Onun en altında. Yani o alttaki yığmayı da kaldıracaklar. Önce gölün kurutulması lazım. Suyunu alacaksın. Kayalar kenara çekilecek. Alttaki kayaları da alacaksın. Ondan sonra sandığın ana muhafazasına ulaşılıyor. Sonra iç muhafazasına, iç muhafazanın içinden de sandığı çıkaracağız inşallah. İnşallah. 4000 yıllık olduğu. 4000 yıllık evet. Tam Hazreti Musa devrine denk geliyor.